Şimdi hepimiz Arjantin Meclisi'nde işçi sınıfı ve sosyalizm ve tabii ki hepimizin yoldaşı olan Mariano Ferreira adına ve ayrıca diğer milletvekillerinden bir tanesi, bir diğer milletvekili var biliyorsunuz başka bir partiden. Onun söylediği gibi 30 bin kayıp ve daha evvel faşist örgütlere karşı mücadele edip hayatını yitirmiş insanlar arı sırada edilen yemin konusunda büyük bir heyecan duyuyoruz sanıyorum. Yani beni çok heyecanlandırdı sanıyorum. Genç arkadaşları da çok heyecanlandırmıştır. Hiç unutmayın, çok uzun yıllar süren 1960'lı yıllara kadar geri giden çok uzun bir Leninist Parti çalışmasını görüyoruz bu arkadaşlar. Buraya bir şeyle gelinmedi yani öyle akşamdan sabaha akıllı birisinin 3-5 lafıyla falan gelinmedi. 45 yıllık insanların hayatının hemen hemen her yanını vakfettiği, sabırla her türlü ihanete, devletin her türlü baskısına karşı bir Leninist örgütü inşa etme çabasını 45 yıl boyunca bir kısmı onlarca yıl boyunca, daha gençler son yıllarda hep birlikte adım adım geliştirerek vardılar bu Arjantinli yoldaşlarımız. Bu da yolun başı tabii yani. Daha başlangıç bir şey değil. 3 tane milletvekili Burjuva Millet Meclisi'ne sokmak sadece çok büyük bir ataktır şu anlamda. Yani ulusal politikada artık ciddi bir aktördür. İşçi sınıfının devrimci, Marksist bir cephesi. O anlamda sadece bizim için anlamlıdır. Ama buraya gelmek bile ne kadar vakit ve ne kadar çabalı. Leninist Parti'yi bugün konuşacağız. Nasıl buraya gelindiğini, nasıl tarihte bunların başarıldığını, ne kadar böyle ilmik ilmi görüldüğünü hiç unutmadan hepimizin bunları düşünmesi lazım. Bugün konuşacağımız bazı konular doğrudan doğruya bunlarla ilgili olduğu için biraz vurgulamak istedim aynı zamanda. Arjantin veya İtalya veya Yunanistan veya Türkiye veya başka bir ülke yakında çok daha büyük başarılar elde edecektir. Türkiye'den buna katkıda bulunmakta boyunumuzun borcudur. Hiçbir şekilde oraya bakıp uzaktan bir takdirle, aşkla, sevgiyle bakmakla yetinemeyiz. Dolayısıyla hepimize çok büyük görev düşüyor. Bugün yoldaşlar, konuşacağımız, bütün bu eğitim seminerleri sırasında konuşacağımız konuların en önemlilerinden birisini konuşuyoruz. Şayet proletarya diktatörlüğü meselesini ve tabii ki nihai amaç olan sınıfsız toplum meselesini birinci sıraya koyacaksak, çünkü onlar varmak istediğimiz yerler, parti onun dışındaki en önemli. Neden? Şundan dolayı bütün programatik meseleler, bundan sonra konuşacağım birçok konu bizim programatik ve stratejik meselelerimizle doğrudan dolayı ilişkilidir. Ancak bir tek koşulla anlam kazanır. O da şudur, bir partinin, bir işçi sınıfı partisinin, bir işçi sınıfının öncü partisinin, bir devrimci işçi sınıfı öncüsü partinin inşasına katkıda bulunduğu ölçüde. Böyle bir partinin inşa edilmediği durumda her türlü programatik tartışma gevezelik olarak kalır. Her türlü stratejik tartışma hulyalı aydınların kendi aralarındaki karşılıklı sohbetlerine dönüşür. Bu anlamda parti meselesini kavrayamayan, politikayı yaparken devrimciler olarak her an aslında işçi sınıfının yarın iktidara taşınması için gerekli olan aracı inşa ediyorum bilinciyle yapmayan her çalışmasını adımlar boşa gidecektir. O yüzden de bunu anlamamıza olanak sağlayacak olan bugünkü tartışma, bugünkü eğitimimiz en önemli eğitimlerden bir tanesidir. Ulusal sorundan da önemlidir, bilmem ideolojinin, dinin tartışılmasında önemlidir, başka her türlü tartışma. Çünkü onların hepsi sonuç olarak hepsi birden partinin inşasına, sınıf içinde kökleşmesine, giderek güçlenmesine ve sınıfı iktidara taşıyacak bir araç haline gelebilmesine yarayacaktır. Program partiyle beraber ancak vardır. Tabii ki parti de programdır. Bugün bunu konuşacağız zaten. Şimdi
Sadece bunun için de önemli değil arkadaşlar. Aynı zamanda çağımızda yani Sovyetler Birliği Ekim Devrimi'nin tarihin en büyük proleter devrimi olan Ekim Devrimi'nin ürünü olan Sovyet Devleti 1991'de çökeli beri Leninizm saldırı altındadır. Marksizmi olabilir. Güzel, hürriyalı bir ideoloji. Hatta bazı şeylerde de güzel şeyler öngörüyor diye bir sürü ümidini yitirmiş solcu insan benimseyebiliyor. İş Leninizm'e gelince duruyoruz. Leninist olmayan o kadar çok solcu var ki şimdi eskiden büyük ölçüde herkes şöyle veya böyle kendi yorumuna göre Leninist olmaya çalışır. Bugün tam tersi. Ve Leninizm'e hücumda bu aslında Marksizmin devrimden yoksun kılma çabası gibidir. Leninizm'e hücumda da en çok hedef alınan yer partidir. Leninizmin parti teorisi aslında diktatoryal bir mantığın sonucudur onlara göre. Her şeyi böyle kendi ellerine almaya çalışan bir merkez komitesinin kontrolüne bırakmak demektir bütün mücadeleyi. Stalinizm de zaten bu böyle dar anlayışlı partiden doğmuştur. Şimdi bunlar göz önüne alınırsa şimdi konuşacağımız Leninist parti tartışması büyük bir önem taşıyor. Çünkü buradan saldırıyorlar Leninizm'e. Eğer biz Leninist dersek bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım ki Leninizm'le Stalinizm'in ayrımını da yapabilelim. Bu partinin yani Bolşevik Partisi'nin yani Leninist Parti'nin nasıl Stalinist partilerden de Stalinist devletten de bürokrasiden de bambaşka bir şey olduğunu anlayabilelim. O yüzden de bu tartışma hem bizim devrime giderken araçlarımızı oluştururken en önemli aracımızı oluşturmamızda işe yarayacağı için hem de bugün devrimci Marksizme yapılan liberal ve ona benzer saldırıların karşısında onu savunabilmemiz için son derece büyük önem taşıyor. Şimdi arkadaşlar, yoldaşlar, Leninist Parti'yi iyi anlamak lazım. Kimi? Leninist Parti Türkiye sonunda çok yaygındır. Gizlilikle tanımlamıştır. Sadece gizli partiler, yer altında çalışan partiler, gizli Leninist partiler olabilir. Anlayışı Türkiye solunun hala devrim duygusunu taşıyan kanatlarında çok yaygın bir düşüncedir. Leninist Parti'yi parlamenter politikaya hiç bulaşmamakla tanımlayanlar vardır. İçeride yoldaşlar, arkadaşlar konuşurlarken Arjantin meclisinde yapılan o devrimci jesti değerlendiren birisinin evet de sonuçta işte Troçkist partilerde gitmişler, meclise girmişler, Burjuva meclisine girmişler falan gibi bir nitelemeyle. Söyle tekrar. Sonuçta boyun eğmişler. Yani. Boyun eğmişler meclis, Burjuva meclisinin düzenine gibi bir yorumla ele alındığını gördük. Bu işte yani ultra sol, yani kendini düzenin dışına yerleştirmeye çalışırken politikanın dışına atan bir tavrın, şimdi söylediğim yaklaşımın iyi bir ifadesi oluyor aslında. Leninist Parti'yi gizlilik ve parlamenter politikanın tamamen dışlanmasının yanı sıra aynı zamanda darlıkla nitelemeye çalışanlardır. Birazdan konuşacağımız gibi öncüyü örgütleyeceği için Leninist Parti zor zamanlarda bundan Leninist Parti ile dar olur, başka bir şey olamaz gibi sonuçlar çıkartanlar da vardır. Bunların hiçbirini değiştirmemiz lazım. Hele hele gizlilikle bağlantısını kurup ya Leninist Parti mutlaka gizli olur gibi bir mantaliteyle yaklaşan aslında Leninist'ten hiçbir şey anlamamış demektir. Çarlık koşulları altında belirli dönemlerde Lenin'in Bolşevik Partisi gizli bir parti olmuştur, doğrudur. Her türlü ona benzeyen koşullarda mutlaka tabii ki devrimciler düzenin bıraktığı, kendilerine bıraktığı alanda değil, kendilerinin anlamlı gördüğü alanda çalışacaklardır. Bunda hiç kuşku yoktur. O döneme koşullarına uygun olan odur, öyle yapılmıştır. Ama hiçbir şekilde Lenin'in parti anlayışını tanımlayan bu olmamıştır. Nitekim, buna çok dikkat edin arkadaşlar, bir daha geri dönmeyeceğim buna. Nitekim hem 1905'te hem 1917'de
koşullar el verir vermez Lenin Parti'nin büyük bölümünü yeryüzüne çıkarmıştır. Büyük işçi kitlelerle bağlantı kurabilmek için, kitlesel olarak büyüyebilmek için, işçileri kucaklayabilmek için derhal koşulların el verdiği durumda yeryüzüne çıkartmıştır. Çünkü devrim bu özgürlük ortamını içici olarak olsa da olsa sağlamıştır. O yüzden gizlilik meseleleri sadece gerektiği yerdedir. Gerektiği yerde elbette. Parti her zaman kendini korumak zorundadır. Sadece legal bir örgüt olarak kendini anlayamaz. Böyle bir şey olmaz. Burjuvazinin iznine tabi olamaz. Kapattı. Kapattıysa kapattı. Öyle değil. Ama sadece de illegal olur. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Şimdi Leninist Parti'deki ne tanımlıyor? Leninist Parti arkadaşlar aslında temel olarak iki ya da birini iki ayrı yönden alabiliriz. Üç unsur tanımlar. Bunlardan bir tanesi Trotsky bunu çok açık söyler. Parti sonuç olarak programdır. Devrimci programdır. Marksizmin bilimsel analizine yaslanan, Marksist teoriyi pratiğin diline çeviren program. Birincisi bu. İkincisi disiplin. Bunu da iki anlamda almak lazım. Birincisi hepimizin bildiği, birazdan biraz daha açarız ve sonra tartışalım lütfen. Demokratik merkeziyetçilik anlayışı temelinde bütün partinin belirli bir politik disiplin içinde çalışması. Yani tartışma ne olursa olsun parti içinde birlikte vurmak. Aynı politikayı dışta izlemek. İkincisi, ikinci anlamında disiplin, partinin sürekli olarak bir mücadele örgütü olarak canlı bir biçimde bütün militanların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirdiği, organların sürekli olarak düzgün bir şekilde çalıştığı bir tempo içinde oluşturmak örgütü. Yani birincisi politik disiplin, ikincisi örgütsel disiplin. Hatırlaması kolay. Program, politik disiplin, örgütsel disiplin. Bu üçü aslında partiyi oluşturur. Bunun arkasında devasa bir siyaset teorisi yatıyor. Ben şimdi önce özetliyorum ne sonuçlar doğuyor o teorik tartışmadan. Sonra o arkasındaki teorik tartışmaya geleceğim. Şimdi bu, bakın birazdan gireceğiz. Her birinin ne kadar önemli olduğunu, her birinin bu tartışma içinde anlayacağız. Şimdi sadece bir sonuç olarak önümüze geliyor program. Örgütsel disiplin, politik disiplin ve örgütsel disiplin. En azından üç tane çok temel soruna cevaptır bu parti yaklaşımı, bu haliyle. Bütün kapitalist dönemin tarihiyle Lenin'in bu büyük sorunlara ilişkin kaygılarını doğrulamıştır. Bir, birçok durumda sınıfın büyük çoğunluğu geri bir bilinç içinde olabilir, hatta gerici ideolojilerin etkisi altında olabilir. Böyle durumlarda devrimci kadrolar ve parti ne yapacaktır? Birinci soru bu. Çok dönemde gerçekten sınıf çok durgun olabilir. Devrimciler ne yapacaktır sınıfın durgunluğu anında? Büyük, hiçbir mücadele kaprak kıpırdamıyor gibi durumlar olur. 1980'li yıllar Türkiye'de 89'a kadar, 87'ye kadar. Örnek, ne yapacaklar? İki, bütün kapitalizmin tarihi özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren göstermiştir ki kapitalist toplum içinde oluşturulan işçi partileri, muhalif partiler, devrimci partiler adım adım kendi içlerinden düzene teslim olan eğilimler üretmektedir. Bunlar nesnel eğilimlerin sonucudurlar. Bazı önderlerin ihanetinin sonucu olarak düşünülemez. Devamlı duyduğunuz oportunizm, reformizm, revizyonizm, bütün bunlar aslında bunun yanı sıra ne yapmanı okuyan arkadaşlar ekonomizm terimini hatırlayacaklardır. Korporatizm, uğriyerizm gibi
öbür kaynakta geçen kavramlar var. Bütün bunlar değişik derecelerde düzenle bütünleşmeye yatkın olan bu yaklaşımlar her biri aslında kapitalizmin kendi içinden geliştirdiği maddi eğilimlerin sonucu. Dolayısıyla bunlara karşı nasıl mücadele edilmelidir? Eğer arkadaşlar içinde yaşadığımız maddi ortam sürekli olarak Devrimci Parti'yi geri çeken, düzene tabi kılan bir takım şeyler, basıncılar yaratıyorsa buna karşı mücadele etmek gerektiği açıktır. Lenin'in parti teorisi bu ikinci büyük soruna da ilişkin, parti teorisi, parti yaklaşımı ikinci soruna ilişkin de bir çözüm önerisidir. Üçüncüsü, devrimci öznenin sürekliliği nasıl sağlanacaktır? Çünkü bir parti oluşturmak güzel ama o parti sürekli olarak toplumun basıncı altında dağılmaya, yumuşamaya, faaliyetini zayıflatmaya falan ilişkin bir takım tehlikelerle karşılaşacaktır. Birazdan konuşacağız. Bunlara karşı ne yapılması gerekir? Şimdi parti fikri, bunlar sorunlar. Bu sorunlara karşı nasıl bir cevap aramak gerekiyor? Leninist parti anlayışı bununla ilgili. Parti fikri Lenin'in ilk defa gündemine getirdiği bir fikir değil. Parti fikri arkadaşlar Marx'la Engels'in en başından itibaren ulaştıkları ana mücadele aracı olarak sundukları şey, bir vazgeçilmez aracı olarak sundukları şey. Yani bunun önemini tabii şimdi biz anlayamayız. 19. yüzyılda çünkü Marksizmin dışında işçi hareketi ve devrimci hareket içinde ki öteki güçlü akımı anarşizm parti fikrine tamamen karşı. Siyasete karşı güç. Dolayısıyla bu muazzam bir mücadelenin nedir şimdi? Parti aslında sonuç olarak biz devrimin öznesi, devrimi yapacak olan şey. Peki Marx'la Engels'te nedir o devrimci özne? Her şeyden önce biliyoruz ki tarih bir sınıflar mücadelesi olduğuna göre Marx'la Engels'te devrimci özne birinci sırada sınıftır elbette. Sınıflar yapıyor çünkü tarihi. Yeni dönemdeki devrimi ve toplumsal değişimi de sınıf sağlayacaktır. Bu sınıf modern çağda hepimiz biliyoruz kapitalizmin koşulları geliştiği ölçüde Marx'la Engels'e göre proletaryadır ya da daha geniş söylerse işçi sınıfıdır. Bu da belli. Daha spesifik olarak devrimci özne budur. Bunlarla yetinmiyorlar. Sadece sınıf kategorilerini ortaya koymakla yetinmiyorlar. Aynı zamanda açık ve seçik şekilde Marx'ın da önderlerinden birisi olduğu birinci enternasyonelde yani işçi sınıfının dünya çapındaki ilk büyük örgütünde uzun mücadelelerden sonra anarşistlerle nihayet karar olarak kabul ettirerek partinin, enternasyonelin düzüğüne yahut da işte beldenin arasına geçiriyorlar. Nedir o? Diyorlar ki proletarya kendisini kurtarmak, toplumsal kurtuluşu sağlamak ve bütün toplumu kendisiyle beraber kurtarabilmek için kendisini bütün burjuva partilerinden farklı, onların hepsine karşı mücadele eden bir siyasi parti olarak örgütlenir. Yalın, proletaryanın bir partisi olur. Oraya geldi işte. Bu 1871 Londra Konferansı artık Marksizmi bu andan itibaren tartışma içinde yok. Bu bir program haline gelmiş. Tartışma şöyle oldu. Yanlıştı değiştirdiler. Tam tersine bunun çok doğru bir şey olduğu zaman işte tabii ki yukarı bir şey yapmıştır. Doğrulanmıştır. Nitekim bu aşamadan itibaren her ülkede adım adım işçi sınıfının devrimci partileri oluşturmuş. Hepiniz özellikle ne yapmalı okurken kafalar karışmasın diye yeniden hatırlatayım. Hatırlayın ki o dönemde bu partilere, devrimci işçi partilerine sosyal demokrat partiler adı veriliyordu. O dönemde benimsenen isim buydu. Sonradan, demin sözünü ettiğim gibi maddi
basınçların etkisi altında bu partiler devrimden kopup reformizme, revizyonizme doğru evrilmeye başlayınca sosyal demokrasi, bugünkü sosyal demokrasinin temeli haline geldi. Dolayısıyla biz ayrıldık oradan Lenin'le birlikte ve komünist olduk. Ama yani komünizm her zaman zaten teorik olarak olanlar şeydi ama siyasi ad buydu. Onun için Lenin'in birçok çalışmasında 1914'e kadar devamlı olarak sosyal demokratlardan bahsettiğini görürsünüz. Aynı şey diğer Marksistler için de geçerli. O komünist demektir. Marksist demektir. Şimdi 1871 kararı demek ki 1889'da ikinci enternasyoneli kuran birçok ülkede, Avrupa ülkesinde, kapitalizmin geliştiği ülkelerde partilerle zaten cisimleşmiş durumda. Yani Lenin'in doğum yılı 1870 olduğuna göre, politikaya gelişi de 20'li yaşlarında olduğuna göre, 1890'lara geldiğimizde zaten birçok ülkede işçi sınıfı partileri var. Parti bir tartışma konusu, Lenin'in bir buluşu değil Marksizm için. Orada bir sorun yok. Orada yenilik yok. Yenilik hem bir siyaset teorisi geliştirmesinde hem onun içine partinin nasıl oluşması gerektiğine dair fikirlerini sokmasına, eklemesine ilişkin. Yani tabii ki Rusya'da çarlık koşulları altında ve kapitalizm henüz yeni gelişmekte olduğu için, proletaryada genç olduğu için henüz daha böyle bir parti oluşmamış. Zaten o partinin oluşmasında görev alıyor Lenin. Bütün bu mücadelede, kendi mücadelesi de onlarla ilgili. Ama aynı zamanda başka yerlere bakıyor. Bunlar enternasyonel mensupları, üyeleri. Dolayısıyla başka yerlerde zaten partilerle karşı karşıya. Lenin'in yaptığı bütün bunlara yönelik olarak yaptığı ne tür bir parti sorusuna cevap vermek, devrime nasıl bir parti gerekiyor? Parti gerekiyor demek genel bir şey. O parti nasıl olacak? Partinin siyasi koşullarını Marksizm'e getirdiği çok yeni siyaset kavrayışıyla birlikte Lenin ortaya koyuyor. O zamandan beri de herhangi bir tarihi spesifik dönemin özelliklerini taşımadığı için bu parti anlayışı, o zamandan beri de biz bu parti anlayışının geçerli olduğunu söylüyoruz. Şimdi Lenin'in demin sonuçlarını verdiğim, yani esas olarak program ve örgütsel ve politik disiplin anlayışı temelinde oluşturulması gerektiğini söylediğim parti anlayışının arkasında iki tane çok önemli siyasi analiz yapıyor arkadaşlar. Her ikisi de bir bakıma maddi gerçekliğin sosyolojik bir analizi. Oradan hareket ediyor bu sonuçlara varabilmek. Aslında üç. Üç. Birisini söyledim. Şu sosyoloji her şeyden önce. İşçi sınıfı hareketinin içinde devrimci bir partiyi içeriden yozlaştıracak eğilimler her zaman doğacaktır. Opportunizm, reformizm ve revizyonizmi maddi temelleri. Bunları uzun uzun anlatmak yerine bir tek şeyi size hatırlatacağım. İşçi sınıfı hareketi kendi içinden bir kere sendikal alanda, hepimizin bildiği gibi, devrimci Marksistlerin gayet iyi bildiği gibi, bir bürokrasi yaratır. Bir bürokrasi yaratır. Bu bürokrasi her şeyden önce kendine özgü bir takım çıkarlar geliştirir. Eğer bu bürokrasinin parti içinde temsilcileri varsa bu partiye de yansıyacaktır. Bu birinci nokta. Aynı zamanda düzenin içinde partiler büyüdüğü zaman, mesela belediyede olanaklar elde ettikleri zaman, mesela millet meclisine temsilciler gönderdikleri zaman Arjantin'de olduğu gibi, eğer devrimci bir program ve disiplinle o milletvekilleri kontrol altına almazlarsa, onlar kendileri de giderek düzenin bir parçası olan bir bürokratik kast haline gelme riskini kendi işlerinde taşıyacaklardır. Zaman içinde onlar ve etraflarındaki danışmanları, birçok diyelim parti büyüyorsa, üniversitedeki aydınları, basındaki insanlar, kitle çalışmasından geri doğru çekilenler, çok çeşitli basınçlar altında bir kere,
devrimci işçi partilerinde bu tür düzenle bütünleşmeye yatkın bir katman oluşur. Bunun karşı şeyinde, cephesinde burjuvazinin tavrı var. Burjuvazi tarihin gördüğü en gelişkin, en büyük olanaklara sahip, en zengin ve en entelektüel kapasitesi gelişkin, bütün çağların birikimini kendi bağrında toplayan bir hakim sınıf. Burjuvazi giderek işçi partilerini yoklamaya başlar. Bizimle beraber ne yapar? Bütün tarih bunun örnekleriyle doludur. Burjuvazi öyle elini kolunu bağlayıp bütün işçi partilerine sırtını dönmez. Onları kendi yanına çekmek, düzenin bir parçası haline getirmek, başını okşamak ve böylece işçi sınıfını aslında kendisine devrimci süsü veren bir partinin peşine takılarak düzenin uysal bir unsuru haline getirmek ister. Yani işine bile yarar öyle partiler. Sosyal demokrasiyi düşünün yeter. Bu partilerin, Marksist partilerin içinden çıkmış olan bu partiler bugün bu düzeni yönetiyorlar Batı Avrupa'da mesela. Yani işçi sınıfını uysallaştırmada işçi partilerinin oynadığı rol burjuvazi için öpüp başına konacak bir şeydir devrimciliğini yitirdiği zaman. Dolayısıyla o partilerin düzenle bütünleşmesi için bir başka kanal daha açıldı. Tepedeki katman, bürokratikleşmiş katman, bir de işçi aristokrasi denen sınıfın içinden çıkmış bir ölçüde ondan daha büyük olanaklara sahip, daha zengin, daha sabit istikrarlı işe sahip, daha büyük fabrikalarda çalışıp rahatlığı yerinde olan katmanlar tarafından da desteklenirse sonuçta ortaya düzenli bütünleşmeye çok yakın bir yönetim çıkar partilerin içinde. Yani bütün bunlar bize gösteriyor ki uzun uzun daha tartışılabilir. Birinci mesele şudur. Mutlaka bu tür eğilimlerle mücadele edilmelidir. Lenin politikaya geldiği zaman bu başlamıştı. Daha evvel yok muydu? Daha evvel başka türden sapmalar falan var. Anarşizm mesela küçük köylülüğün bir ideolojisi olarak, zanaatkarların bir ideolojisi olarak, yani küçük ölçekli üreticilerin bir ideolojisi ve politikası olarak ortaya çıkmıştı. Oysa Lenin'in karşılaştığı türden şeyler, devrimcilikten ve uzaklaşma reformizme doğru yönelmeler, demin şimdi sözünü ettiğim tipten yeni katmanların, işçi sınıfının kendi içinden ürettiği katmanların devrimcilikten uzaklaşmasının ürünüydü. Dolayısıyla yeni bir olguyla karşılaştı. Lenin ne yapmanın bir yerinde bunu diyor girişinde galiba ya birinci bölümünde sizin okumadığınız diyor ki bizim diyor burada diyor ekonomizmden bahsediyoruz diyor. Bunların karşılığı var. İngiltere'de Fabianlar, Fransa'da hükümete bakan veren sosyalistler, Almanya'da Bernstein revizyonistleri onların hepsi diyor aynı uluslararası olgunun parçasıdır. Rusya'da bile üretebilmiş. Rusya'da daha bir bürokrasi veya aristokrasi oluşması ihtimali bile yok. Ama tabii burada da bileşik gelişme söz konusu. Yani diğer ülkelerden etkileniyor. Sonuç, birincisi böyle bir mücadele gerekmektedir demek. Maddi bir olgudan bahsedelim. Yeni bir şey saptanmış. Bunun kökleri bir ölçüde Engels'in, yaşlı Engels'in işçi aristokrasisi teorisinde yatıyor ama bunun dışında aslında bürokrasi analizi, işçi sınıfı bürokrasi analizi Lenin ve Trotsky'in. Bunu onlar bizim tarihimize kazandırdılar. İşçi sınıfının içinden çıkacak. Özellikle kapitalizm içinde Lenin, sonra işçi sınıfının devleti içinde Trotsky bunu ortaya koyan teorisyenler oldu. İkinci sosyolojik gerçek, işçi sınıfının kendi içinde farklılaşmalar göstermesidir. İşçi sınıfının çok çeşitli nedenlerle, çeşitli sektörlerdeki ve iş yerlerindeki ve bölgelerdeki bölükleri mücadelenin değişik aşamalarında değişik düzeyde bilinç kazanırlar ve mücadelede değişik düzeyde ön plana çıkarlar. Bir kısmı geride kalır, bir kısmı çok ileri çıkar. Geride kalanlar veya orta kademede yer alanlar en önde gidenlerin peşinden bir ölçüde gider ama sonra gene daha geri ideolojilerin etkisi altına düşebilirler vesaire vesaire. Sonuç olarak işçi sınıfının içinde ciddi bir farklılaşma meselesi Lenin'in saptadığı bir budur.
Ve bu yüzden de şimdi hepinize çok dikkat edilmesi gereken bir kavramı yazıyorum. Öncü parti dediğimiz zaman işçi sınıfının öncüsünden bahsediyoruz. Yani sınıfın farklılaşması için de geri ve orta bilince sahip katmanlardan farklı olarak siyasi bir bilinç taşıyan, mücadelenin geleneklerini devam ettiren, mücadele geri çekildiği zaman bile bir ölçüde sınıf bilinci taşıyıcısı olan bir dizi işçiden bahsetmiş oluyoruz. Yani mücadelenin esas önünü çeken işçiler. Sınıfın öncüsü demek her şeyden önce, ya partiden bahsetmiyorsak, bir öncü katmandan bahsediyorsak, o her şeyden önce bir ölçüde sınıf bilincine sahip ve o bilincin taşıyıcısı niteliğini sürdüren işçi katmanına verdiğimiz zaman. Ondan çok daha geri bilinçte bir dizi başka sınıf katmanı vardır. Bakın burada bir sınıf sosyolojisi yapılıyor. Tarihi mücadeleler içinde sınıfın bazı kesimlerinin öne çıktığı ve mücadele geri çekildiği zaman da önde kaldığı söyleniyor. Bu bir saptama. Demin dedi ki parti tamam da nasıl? Siyasi olarak nasıl kuracak parti? Bunu göz önüne almadan yapamazsınız diyor. Sınıfın öncüsünün geri kalanından farklı olduğunu anlamanız lazım. Bütün bunların sonucu olarak Komünist Enternasyonel mesela Lenin'den de daha açık bir şekilde şunu açıkça söylemiştim. Sınıfla parti kesinlikle karıştırılmamalıdır. Parti sınıf partisidir. Ama bütün sınıfla aynı değildir. Çünkü sınıfın zaman zaman faşist ideolojideki partilere, mesela Türkiye'de tamamen dini ideolojiye sahip olan partilere ya da zaman zaman askeri diktatörlüklere destek verdiği görülmüştür. Bak, büyük bölümlerinin Almanya'da 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren kitleler milyonlarıyla Hitler'i destekliyorlardı. Artık sınıf bilinci falan çözülmüştü. Dolayısıyla sınıfın kime destek verdiği, hangi ideolojiyi benimsediği tamamen dönemin koşullarıyla ilgilidir. O yüzden de sınıf ile parti karışamaz. Sınıfla beraber partinin de o zaman faşizme, dinciliğe, askeri diktatörlüğe destek vermesi gerekir. Mümkün değil. Sınıfın ama öncüsünü her zaman bir mücadele, devrimci mücadele alanında korumak. Partinin işlerinden birisi budur. Ve o öncüyü örgütler her şeyden önce durgunluk zamanlarında o öncü üzerine kendini inşa eder ki gelecekte sınıfın geri kalan katmanlarını ileriye taşıyabilsin. O yüzden biz devrimci öncü parti adını veriyoruz her şeyden önce. Yani sınıfın ileri katmanlarını örgütleme çabası içindedir bu parti. Üçüncü mesele de şudur arkadaşlar. Üçüncü sosyolojik mesele de şudur. Kapitalist toplumda var olan iş bölümü dolayısıyla toplumun bilimsel analizinin sınıfın kendisi tarafından yapılması mümkündür. Bu analizin ancak ve ancak kendisinin sınıf mücadelesi etkisi altında elbette onlarla bir en azından düşünsel etkileşim içinde, tercihen pratik etkileşim içinde kendisini işçi sınıfına adamış bir dizi aydın tarafından geliştirilmesi toplumsal iş bölümünün kaçınılmaz bir yönüdür. Şimdi Marksizm böyle bir gelişmedir. Marksizm de doğrudan doğruya işçi sınıfının kendisini ve toplumu bir bütün olarak kurtarmasını bilimsel temelini ortaya koyar ve dolayısıyla Marksizm temelindedir ki parti bir programa kavuşur. Program doğrudan doğruya bilimsel analizin pratikle buluştuğu yerdir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki sınıf kendi başına programı yapacak bir kapasiteye sahip değildir ve dolayısıyla parti, program, teori, aydınlar, bütün bunları analizine sonra istiyorsanız ince ince girişiriz. Hepsinin birbirleriyle ilişkisi nedir? Bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. İşçinin sendikada örgütlenerek
iş yerinde mücadele vererek, ücretini arttırmaya çalışarak, iş kazalarını, iş cinayetlerini engellemeye çalışarak, iş koşullarını düzeltmeye çalışarak yaptığı mücadeleden komünist bir bilinçli olmaz. Bu doğrudan doğruya parti ile işçi sınıfının arasındaki ilişkinin bir sonucudur. Yani Lenin'in ünlü bilinç dışarıdan işçi sınıfına verilir fikri aslında işçi sınıfı için Marksizmin gerekliliğinin yalın ve basit bir ifadesidir. Bunu şimdilerde çok tartışıyorlar arkadaşlar. İşçileri güvensizlik diyorlar, ne lüzum var işçiler yaparlar bu işleri diyorlar. Devrimci durum olduğu zaman işçiler bunu aslında kendiliklerinden edinebilirler. Bu düşünceleri devrimci komünist fikirleri diyorlar. Her şeyi diyorlar sonra. Bunu söyleyenler, kafanıza takılan her şeyi lütfen tartışalım. Bunu söyleyenler Marksizm işçi sınıfına gerekliliğini diyorlardır. Marksizmin teorisini işçi sınıfı kendisi üretemiyorsa, bu tarihi gerçeğe aykırı bir tek örnek verilemezse, bırakın yani hani bütün teoriyi işçi sınıfının kendisinin üretmesi, büyük teori yapan bir tek kişi olur. İşçi aydınlar vardır. Kendilerini geliştirirler. Sonunda Wilhelm Wolff kapitalin şey yapıldığı, ne denir oraya? İtiraf edildiği büyük devrimci Wilhelm Wolff çok önemli bir işçi aydındır. Mesela Alman devrimi sırasında o kadar güzel bir köylülük projesi yazmıştır ki köylere o sayede girilmişlerdir komünistler. 1848'i söylüyorum. Evet ama Marx'ın fikirlerinin Almanya'nın köylülük kırına adapte edilmesidir. İşçi aydının yapabildiği şeyler elbette vardır. Çok önemli görevler vardır. Sınıfın kendi içinden çıkacak aydın. Hiç kuşku yok buna. Ama toplumsal iş bölümü işçi sınıfı 8 saat ne demek? Günde 12-14 saat bazen fazla mesaisiyle şu süre beraber üretime hapsetmişken nasıl orada modern dünyanın büyük şeyi analizini ortaya çıkarabilsin işçi. Dolayısıyla dikkat edin. Bu tartışma sınıf, bilinç sınıfa dışarıdan parti tarafından ve siyasi mücadele alanından iki ayrı anlamı var. Siyasi mücadele alanından yani sadece ekonomik mücadelesiyle değil getirilir, dışarıdan getirilir fikrine itiraz edenler maksimum olmasın işte. Gerek yok diyor. İşçiler kendileri yaparlar. Marksizme ne gerek var? Demiş oluyorlar. Buna çok dikkat edin. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi yaşadık her fikrimiz bizim mutlaka pratik tarafında er ya da geç doğrulanmalıdır. Milyon defa doğrulandı. Benim bunu söyleyeyim. 110 yıl oluyor bunu söyleyebilirim dedi. Milyon defa olan en son siz beraber, hep beraber yaşadık. Mısır'a bakın yeter. Mısır'da işçiler ve gençler ve diğer emekçiler devrimcileştiler. Kendilerine devrimci diyorlardı. Biz de onlara devrimci diyoruz. Devrimci defalarca devrimci ataklar yaptılar. Önce Mübarek'i devirdiler, sonra Tantavi'yi devirdiler, sonra Mursi'yi devirmenin her türlü koşulunu yarattılar. Ama yerine Sisi geldi. Ora partisi darbe. Ne demek? Komünist olmadılar. Devrimci oldular. Devrimci olmaz diye kimse söylemiyor. Kitleler devrimci olur. Komünist bilince kavuşamaz. Benim söylediğim budur. O yüzdendir Mısır devrimi bugün tarihin gördüğü en büyük kitle seferberliklerinin ürünü olarak kendi eliyle bir Bonapartist darbenin koşullarını yarattı ve Bonapartist darbe şimdi yönetimde ve karşı devrimi adım adım hazırlanıyor. Şimdi dolayısıyla ortada doğrulanmış bir şey var. Gözle görülüyor. Tekrar ve tekrar doğrulanmış bir şeydir. Bunu unutmayın. Büyük teorik tartışma aslında bunun parti meselesinin arkasında. Ve bu yüzden de ha efendim işte görüyor musunuz? Aydınları her şeyi vermeye çalışıyorlar. Aydınlar aslında kontrol ediyor. Yok öyle bir şey. Aydınların katkısıyla program oluşuyor. Bakın demin ne saydım unutmayın. Bilim, aydınlar, program ve parti getiriyor bilinci. Sadece aydınlar bir olarak geliyor. Gel sen ben sana bilinç vereceğim. Böyle bir şey yok. Parti oluşuyor. Parti program demektir dedim. Programın oluşmasına aydınların gerekli bir unsur olduğunu söyledim sadece. Dolayısıyla mesele şudur. Aslında programdır ve parti örgütüdür. Dışarıdan bilinci getiren aydınlar.
Aydınlar onun içindeki yeri uzun uzun sosyolojik olarak tartışılabilir, gereklidir diyor ayrıca. Lenin'i izleyerek. Ama onun dışında söylenen Marksist bir programın gerekli olduğudur. İşçi sınıfının komünist bir devrimci bilince kavuşması istemiyorsa. Aslında biliyorsunuz çok tuhaf bir şey. Deniyor ki bize, siz devrimistler, işçileri aslında önemsemiyorsunuz, aydınları önemsiyorsunuz. Tam tersi geçerli arkadaşlar. Kör yarasalar gibi, hani geceleri sadece duyargalarıyla bir etrafı görmeden sağa sola çarpmamayı beceren yarasalar gibi devrim yapacak bir işçisinin yerine komünist bilince sahip olarak, gerçek tarihin gerçek özneleri olarak devrim yapsınlar işçiler diye bütün bu tartışmayı yapıyorum. Marksistler. Ne yaptıklarını bilerek tarihin kendisi hakkındaki en büyük bilince sahip devrimi Ekim devrimidir. En işçi devrimi de Ekim devrimidir. Sadece Lenin'in kafasında değildir ki Ekim devrimi. Bütün o işçiler ne yaptıklarını biliyorlardı. Gidiyorlar devamlı o şehitlere. Niye iktidar alıyoruz onlardan? Niye sınıf? Ünlü hikaye vardır ya. John Reed'i hepiniz okumuşsunuz. İki sınıf vardır. Ya biri ya öteki diyor Bolşevik asker orada duruyor. Ve Menşevik aydınlar bir sürü laf dolaştırırken. Çok belirgin bir şekilde muazzam bir bilinçle yaklaşıyorlar. Şimdi sonuçlara geri dönüyoruz. Hani üç tane sonuç çıkıyor bütün bunlardan diyorum. Bir, bütün bu bilinç teorisinden, bilinç ile eylem arasındaki ilişkiye ilişkin teoriden problemi çıkıyor. Eğer program gerçekten komünist bilinç ve dolayısıyla devrimin koşulu için gerekliyse programın parti için ve devrim için son derece bir problem taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu birinci nokta. Bu program konusunda Lenin'in kendisi ve adını hak eden bütün Leninistler aşırı bir titizlik gösterir. Elbette dünya devriminin programı çok daha geneldir. Tek tek ülkelerin komünistler tarafından bazı metinlerinde açıkça söylendiği gibi, Trotskist hareketinde zaman zaman tartışıldığı gibi tek tek ülkelerin kendilerine özgür tarihsel koşullar, sosyoekonomik koşullar ve politik koşullar dolayısıyla da ayrıca kendilerine uygun programları gerçekleştirmeleridir. Ama bizim programımız hepimizin bildiği gibi sonuç olarak dünya devrimidir. Özellikle Rus Partisi, yani Sovyet Partisi sonra o adı Kulkun Parti, 1919'da programını yenilemiştir devrimden sonra arkadaşlar. Ve orada Lenin açık seçim. Bizim partinin, enternasyonel değil demiştir, bizim partinin programı dünya devrimidir. Hiçbir Leninist Parti'nin sadece ulusal devrim diye bir program olamaz. Dünya devrimidir amacı. Ulusal çaptaki yani ülke çapındaki anlamında kullanıyorum ulusal kelimesini burada. Ülke çapındaki devrim yani devreceği devletin yerine koyacağı proletar diktatörüne ilişkin devrim o dünya devrimine ancak bir parçası olarak algılanabilir. Oraya giden yolda bir basamak olarak algılanabilir. Gerisi milli komünizm. Burada aşırı bir titizlik son derece belirgindir. İkincisi tüzük meselesi. Şimdi dedik ya disiplin. Her ikisi de tüzük meselesidir aslında. Eğer program bu kadar önemliyse demek ki demokratik merkeziyetçi son derece önemlidir. Çünkü partinin içinde devamlı söylüyoruz. Özellikle kitleselleşen partiler. Böyle her aşamada her şeye ayrı bakmamak lazım. Tabii tarihi koşulları var. Oportunizmin, reformizmin gelişmesi ihtimali, demin söyledik maddi temelleri var. Küçük partilerde bundan oluşmaz ki. Ne sendika bürokratı vardır, ne milletvekili vardır, ne belediye başkanı vardır, ne paralı çok fazla insanı vardır, ne başka şey. Büyük partiler var. Toplumda güç kazandıkça bu tür katmanları geliştirirler. Bu önce Sosyal Demokrat Partileri olmuştur, sonra Stalinist Parti, Kapitalist Ülkelerin Stalinist Partileri olmuştur. Brezilya İşçi Partisi'ne çok belirgin bir şekilde olmuştur. Uzun uzun biz kendi literatürümüzde anlattık. Nasıl sosyalist bir parti kendisine zamanla tamamen neoliberal burjuvazinin ve emperyalizmin de işbirliği içindeki partisi haline geldi vesaire. Şimdi böyle eğilimler varsa bu ne demektir? Devrimci programı bunlara karşı savunmak gerekiyor. Dolayısıyla program üzerinden
parti içinde büyük bir mücadele verilmesi. Arkadaşlar, sosyalist hareketin ve işçi sınıfı partilerinin tek bir hareket parti olarak kalabileceğini düşünmek tarihe aykırı bir hayalciliktir. Bilinçsiz işçi sınıfının bilinçsiz mücadeleci unsurlarında her zaman birlik yapı vardır. Olacaktır, kaçınılmazdır. Ama geriye doğru baktığınız zaman bütün ülkelerde ve her zaman işçi hareketi gerçek programatik ayrılıklar üzerinden, yani bir bölümü kapitalizme adapte olmak için, bir bölümü kapitalizmi devirmek için ayrıldıysa birbirinden, maddi koşullarında bunu tahlil edilebiliyorsa, analiz edilebiliyorsa, gerisi hayaldir. Ha, devrimciler arasında ne ölçüde birlik sağlar diye o ayrı bir tartışmadır. Ama tek bir hareket mümkün değildir. Dolayısıyla benim bunu gördüğüm içindir ki hazırlıklı bir parti. Programı devrimci ve tüzüğüyle onu korumaya çalışan bir parti oluşturmaya çalışıyor. Üçüncüsü örgütsel disiplindir. Şimdi biliyorsunuz 1902 yılında ne yapmalı yazılıyor. Benim bunu yazdığı zaman aslında bu tarihi gerçektir. Martov'da okuyor yani Menşevik'in önünde. Plekhanov'da okuyor yani Rus Marksizminin bir bakıma babası sayılan bir önceki kuşaktan uzun süre önemli olmuş bir Marksist teorisyen. Yani bütün İskra dönemde partinin yayın organı, bütün İskra'nın yayın kurulu okumuş ve onaylamış. Son derece ilginç bir şey. Sadece Lenin'e ait değil fikirler. Yani. Lenin yazmış. Fikirler esas ona ait ama onaylıyorlar böyle. Sonra kongre geliyor. Bilenler var aramızda sanıyorum. Kongrede ünlü Bolşevik-Menşevik ayrılığı aslında tek bir maddenin tek bir hükmü üzerinde oluyor. Bütün maddede nedir o? Üyelik maddesi. Üyelik maddesinde Menşevikler partinin programını kabul eden ve aidatını ödeyen herkesin üye olabilmesini sanıyor. Martov en başta. Aslında aralarında da en iyisi olur. Sonradan internasyonist kalmıştır yani. Milliyetçi olmamıştır diye. Menşeviklerden farklı olarak savaş sırasında. Ama yani önde gelen zaten en kafası işleyen adam ki yani internasyonist kalmış. O önder dolayısıyla şeylerde, Menşeviklerde. O iki hükmü savunuyor üyelik için. Lenin bir tek ek bir şey savunuyor. Aynı zamanda partinin bir komitesinin denetiminde partinin görevlerini yerine getirmek. Bakın tek bir hüküm, tek bir hükümde bir dünya yatıyor. Çünkü geveze aydınların partiye doluşu bir mücadele örgütü yerine devamlı lak lak lakla vakit geçiren bir lafazan kuruluş haline getirebileceği partinin buradan açılan kapıdan girebilecek bir ihtimal. Nitekim daha sonraki gelişmelerde bu açıkça görülecektir. Yani Bolşevikler her zaman daha militan, daha canlı ve daha işçi olmuşlardır. Başlangıçta Menşevikler işçi sınıfı daha güçlüydüler ama zamanla bu değişti. Buna karşılık Menşevikler çok aydın çekmişlerdir. Başka ülkelerde de öyle olur. Aydınlar genellikle çok fazla sert mücadelelerin ve disiplinli çalışmanın olmadığı yerlerde daha rahat eder. Genel kural olarak şey demiyorum, bütün aydınlar öyle de bütün işçiler çalışkandır diyor. Böyle bir şey olmaz zaten. Mümkün değil. Her sınıftan her türlü insan çıkabilir. Dolayısıyla önemli olan burada partinin tipi. Neden? Şimdi neden? Lenin bir militanın, bir kadronun, bir komitenin denetimi altında partinin verdiği görevleri yapmasını bir koşul sayıyor. Arkadaşlar bunu iyi anlamak lazım. Bu kimsenin keyiften insanları çok fazla çalıştırmak için böyle laflar bile söyleniyor çünkü anlamayanlar tarafından. Aslında o kendini takviye ediyor insanları çalıştırarak falan gibi bazı yoldaşlarımız için söyledi. Ben kendimle ilgili söyleyeyim. Bu bile söylendi. Arkadaşlar, kapitalist toplumun çeşitli içindeki hayatın çeşitli yönleri insanları devamlı devinden geriye doğru çekiyor. Bakın bir başka sosyolojik gerçeklik var burada. Partinin sürekliğinden bahsediyoruz. Nasıl sağlanacak? Kimi katmanda bu? Burjuvazinin vereceği rüşvetler olur. Örneğin aydınları alalım.
çok güzel gazetelerde köşe verirler. Üniversitelerde kürsü verirler. Sanatçıysanız çeşitli galerilerde yer açarlar, sizi satın alırlar resimlerinizi. Sizi zengin ederler, yarın öbür gün onları yanında dolaşmaya başlarsınız. Güler Sabancı'nın koltuğunun altından çıkmayan çok sanatçı var şimdi. Aydınlarda bu tür olur. Burjuva gençlerinde mesela, burjuvazinin içinden gelen özellikle aydınlarda, ailesinin varlığı onu hayatın başka yönlerine doğru adım adım çeker. Ya aslında şunu da yapsak ya, aile şimdi bilmem ne. Ya bu işte galiba olmuyor, bari bunu yapayım. İşçilerde milyon gayede vardır. Bizim işçi yoldaşlarımız aileleriyle mücadele ederek kaldılar partide. Somut olarak biliyor. Babalarıyla, bazen eşleriyle kavga ederek. Hayat küleden çünkü yoksulluk sıkıştırıyor. Sıkıştırınca birbirine giriyor insanlar. Şimdi burjuvaziden örnek veriyorum diye. Hani bari aynı şeyle. Babacan, komünist değil ama AKP'nin babacanı. Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcısı. Duydunuz mu o hikayeyi? Ailenin şeyleri, şirketi çok büyümüş. Aile geri çağırıyor şimdi. Baskı var. Bırak politikayı diyor. Yani bu her partide varlıklı insanlar olduğu işte öyle çağırıyor. Küçük burjuvalar dediğim gibi burjuvazinin verebileceği ödüller. Ne kadar çok köşe yazarı var. Eski komünist, şimdi liberal farkında mısınız? Tanımıyorsunuz siz tabii. Çoğu aydınlık çiftler ama hepsi değil. TKP'den de çok var mesela, eski TKP'den. Tarihi TKP'den. O kadar çok. Türkiye intelijensiyasının yani aydınlar katmanının yarısından fazlası burjuvazinin aydınlarının komünist kökenden geliyor 60-70'li yıllarda. Rüşvetle satın alıyor insanlar. Şimdi dolayısıyla disiplinsiz bir parti kendi üyelerini sürekli ayakta tutamaz. Ve parti içinde adım adım kanser bir yer. O yüzden de Lenin'in partisinin formülü terk edilemez bir formül. Hayatın gerçekleriyle yeniden, bakın sosyolojik gerçeklerden bahsediyorum başından itibaren. Bunlara cevap veren büyük politik sosyolojik gerçekler, tekil militanın hayatına müdahale eden sosyolojik gerçeklere kadar bütün bu yelpaze partinin Lenin'in öngördüğü biçimde çalışmasını gerektiği kılıyor. Şimdi bitirmek için şunları söylemek istiyorum. Rosa Luxemburg ve Trotsky bizim için son derece önemli. Her ikisi de Lenin'in parti anlayışına büyük bir itiraz yapmışlardır. 1903'ten hemen sonra. Yani Menşevik Bolşevik kopuşu zaten Lenin'in parti anlayışını artık Rus hareketinde ayan beyan bir şekilde bir yerlerinden farklı olarak ortaya çıktığı andır. 1903 ikinci kongresi. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin o aşamada mesela Trotsky'in ünlü şey çalışması, çok genç bir adam, unutmayın daha 24 yaşında filan, yani 1903-1904 galiba görevlerimiz diye bir çalışma. Bu Türkçe yayınlanmadı yanlış hatırlamıyorsam. Rosa Luxemburg'un da Rus Sosyal Demokrasi'nin örgütsel sorunları diye bir çalışması var. O da orada eleştiriyor. Rosa Luxemburg çok uzun. Biliyorsunuz adını şurada resmi olduğu için anlatmıyorum bile. Polonya kökenli, Alman Partisi'nin çok önemli, devrimci kanadının çok önemli önlerini biliyoruz hepimiz. Şimdi ama enternasyonel oldukları için onlar tabii herkes herkesle tartışıyor. Bizimki gibi herkes kendi, bizimkiler gel yani bugünkü son partiler gibi herkes kendi memleketin içine bakar diye bir şey yok tabii. Şimdi buradaki tartışma şu. Diyorlar ki bu ya burada çok şey var, yanlış bir yöntem var. Rosa çok açık. Diyor ki bunun nedenleri derinde yatar. Biz de deminden beri onu konuşuyoruz. Derinde yatar evet. Oportunizmin, reformizmin, revizyonizmin, demin de konuştuğumuz gibi sosyal nedenleri var. Parti içinden sadece kaynaklanmıyor ki. Bir sapık geliyor, bir hırs düşkünü geliyor, bir düzenle bütünleşmek isteyen önder geliyor ve o yapmıyor partiyi böyle. Burjuvazinin ve işçi sınıfının rahatlamış katmanlarının temsilcileri geliyor yapıyor bunlar. Partinin içinde onların temsilcileri yapıyor bunlar. Dolayısıyla nedenler sosyolojik mi derin? Benim için de öyle. Ama sorun şu. Nedenler derin diye sırtınızı dönüp gidemezsiniz ki. O kendiliğindencilik olur. Bırakacaksınız. Rosa Luxemburg'un cevabı o. Büyük işçi hareketi yapar. Nasıl yapar? Gene parti içinde mücadele yapar. Önder ne yapar o sırada? Mücadele eder.
Neyle mücadele eder? Programla mücadele eder, tüzükle mücadele eder, yönetimlerle mücadele ederek yapar. Dolayısıyla kendi kendini yenen içi boş bir argüman olsanı yaptı. Aynı şey Trotsky yapıyor. Dolayısıyla bunların eleştirileri tamamen yanlıştır. Şimdi bunu her Trotskist'in ve devrimci Marksist'in çok iyi bilmesi lazım ve örnek bir davranıştır arkadaşlar. Trotsky'in başka Trotskistler tarafından pek sevilmeyen, bizim hareketimizin çok öne çıkarttığı kitabı Marksizmi Savunurken. Marksizmi Savunurken biraz sert bir kitaptır onun için. Sadece demokrasiyle anlıyor. Bilmezler, demokrasiyle anlıyorlar, bozulur için burada öyle bir şey. Dolayısıyla, arkadaşlar, kendisi yazıyor. Trotsky meşhurdur, kendisi hakkında üçüncü şahısmış gibi konuşur. Bolşevik Parti'ye katılırken Trotsky, yıl 1940-39-40 yazılmış yazılarının derlemesi. Bolşevik Parti'ye katılırken Trotsky, yani 1917'de biliyorsunuz katılım, Leninist Parti inşa yöntemlerinin doğruluğunu bütünüyle ve yürekten kabul etti. 1904'te tamamen karşı çıkmıştı. Aynı zamanda Bolşevizmin uzlaşmaz sınıfsal eğilimi hatalı bir teşhisi düzeltmişti. 1917'de sürekli devrim sorununu yeniden gündeme getirmediyse, Lenin'le biliyorsunuz devrim stratejisi üzerine bir tartışma var. Lenin aşamalı devrim diyor, demokratik devrim önce olacak, sonra sosyalist devrim olacak diyor. Trotsky ise demokratik devrim sosyalist devrime dönüşecek, sürekli devrim olacak diyor. Eğer bunu gündeme getirmediysen, bunun nedeni gelişen olayların bu teoriyi her iki taraf içinde doğrulamış olmasıydı. Kendinden hal olunuyor yani. Ortak çalışmanın temeli sübjektif veya geçici bileşimler tarafından değil, proletarya devrim tarafından oluşturuldu. Bu sağlam bir temeldir. Atlıyorum. 1912 yılında Trotsky'in çok öne çıktığı bir Ağustos bloku diye bir şey kuruluyor. Bütün Rus sosyal demokratları, menşevikler de dahil olmak üzere bir tarafta, sırf bolşevikler öbür tarafta. Sadece bunu bilmeniz lazım. Yani şimdi anlamak için. 1912 Ağustos bloğu denen bloktan söz ediyorum. Bu bloka aktif olarak katıldım. Hatta bir anlamda bu bloku ben kurdum. Politik olarak bütün temel sorunlarda menşeviklerden ayrılıyordum. Aşırı sol bolşeviklerden, onlar da orada yer alıyorlar. Yani hareketin sağ tarafında, en sol tarafında orada yer alıyor. Ve periyodistlerden de ayrılıyordum. Genel politik eğilim bakımından bolşeviklere, yani Lenin'e çok daha yakın. Ancak Leninist rejime karşıdır, yani parti içi rejim. Parti örgütünün işleyiş tarzı. Çünkü devrimci amacı gerçekleştirmek için sıkı biçimde kaynaşmış merkezi bir partinin vazgeçilmez olduğunu henüz anlamamıştı. Ve bu nedenle partinin proleter kanadını hedef alan heterojen unsurlardan oluşan bu geçici bloku oluşturdu. Şimdiye kadar söylediğim hiçbir şey değil. Her ne kadar sürekli devrim anlayışı kuşkusuz biçimde, onun haklı çıktı yani biliyorsunuz sürekli, doğru perspektifi göstermişse de bu dönemde kendimi özellikle örgütsel alanda bir küçük burjuva devrimcinin özelliklerinden kurtaramamıştım. Arkadaşlar konuşan Ekim Devrim'in ilk önderinden biri, Kızıl Ordu'yu sıfırdan kuran adam, o savaşı kazanan komutan ve daha sonra da Stalinizme karşı büyük mücadeleyi veren tarihi kahraman. Kendine ne diyor bakın. Küçük burjuva özelliklerini kurtaramamıştı. Menşevizme karşı uzlaşmacılık, deniz merkeziyetçiliğe karşı kuşkucu tavır hastalığını taşıyor. Bu da örnek bir davranış var. Tarihin gördüğü en büyük devrimciler, modern tarihin gördüğü en büyük devrimcilerden birisi kendisine acımasız bir şekilde bakıyor ve özlemişti. Buradaki olgunluk muazzam bir şey, özgüven. Kendine küçük burjuva özelliklerden kurtulamamıştı diyen birisi. Ve kaç yıl devam eden mücadele için? 1903-1917, 14 yıl. Dolayısıyla Leninist örgüt konusunda şurada veya burada Trotskistler arasında en ufak bir kuşku duyarsanız Trotskiler misin, değil misin diye soruyor. Bırakın Leninler misin diye sormayın. Çünkü bu da söylüyor. Tamamen katıldığını öz eleştiren bir şekilde söylüyor. Bunun tartışması olmaz. Yani şu anlamda olmaz.
ben projeye katılmıyorum diyebilir. Her insan özgürdür o bakımdan. Burada bir sorun yok. Önemli olan Lenin'le Trotsky'yi karşı karşıya koydu. Kimsenin getirmek hakkı. Kendi hatasından öğrenen bir Trotsky'ye hayır efendim aslında o hakkı bilenin değildi diye çamur atmak. Ona çok dikkat edin. Şimdi iki şeyle bitiriyorum. Ne kadar oldu? Bir saat oldu mu? Bir saat oldu. Oldu. Peki. Şunu da diyorum. Enteres sözüm söyle. Dünya devrimi olmadan olmaz. Son söyleyeceğim şey şudur arkadaşlar. Bütün bunlarda tartışmada biraz bunu açmak isterim. Bütün bunlarda aslında ne bileyim parti anlayışıyla siyaset anlayışının iç içe geçtiğini altını çizerek bulmak lazım. Demin dedim ki bilincin dışarıdan getirilmesinin iki anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi aslında parti tarafından ekonomik mücadelenin dışından getirilmesi anlamı taşıyor. Parti program, teori ve dolayısıyla aydınların görevi işte. Bu bir yanı. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Ekonomik mücadeleden yani sınıfın kendine özgü sorunlar etrafında verdiği, demin de örneklerini verdiği ücret, çalışma koşulları, çalışma saatleri, taşeron yoksa kadrolu mu, iş cinayeti olmasın diye iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda önlemler ve başka ne düşünebilirsiniz? Sendikaların savunulması ve başka buna benzer birçok şey. Diyelim kamu emekçilerinde kadro meseleleri, iş güvencesi, şudur budur. Şimdi burada verilen mücadelelerin kendi başına hiçbir biçimde devrim ve komünist mücadele için yeterli olmadığını Lenin çok berrak ve açık bir şekilde görmüştür. Kendi içine, kendi mücadelesine kapanan bir işçi sınıfı yenilgiye mahkumdur. İşçi sınıfı ancak ve ancak toplumun ezilen, sömürülen, baskı altına alınan, birçok şeyden yoksun bırakılan bütün katman ve gruplarını kendi etrafında toplayarak Lenin'in kullandığı deyimle hegemonyası altına alarak, burada bir despotluktan, zorbalıktan bahsedilmiyor. İdeolojik, politik bir etkiden bahsediyor hegemonya kavramında. Köylülüğü, ezilen ulusları, Ortodoks, bu şeyi konuşuyor. Ortodoks kilisenin dışındaki Hristiyan ezilen dini grupları, Rusya Çarlığı'nın ezilen grubu olan Müslüman halkları, kadınları ve benzeri zaman içinde ortaya, bugün ortaya çıkan, o zamanlar çok konuşulmayan eşcinselleri ve başka ezilenleri, gençliği, eğer yoksun ve gariban kalan başkaları varsa onları, kent yoksullarını elbette. O gün konuşulmuyor bunlar da onun için. Herkes yoksun çünkü. Yani kent yoksun diye bir şeyden bahsetmek zor. Dolayısıyla bütün bunları kendi etrafında bir blok olarak toplayacak ve öyle iktidara eleyecek. İşçi sınıfının kendini kurtarmak için onları yanına çekmesi lazım. Lenin bunu çok berrak ve güzel bir şekilde anlatıyor. Siyaset teorisi dediğim budur. Hegemonya kavramı etrafında örülmüş bu ittifaklar mahsulesi. Sadece ve sadece kendi mücadelesini veren bir iş sınıfı bunu yapamaz. Yapamayınca da iktidara geçecektir. Çünkü aslında burjuvazi onları kendi etrafında bir ölçüde toplamıştır. Onun elinden onları alıp, kendi yanına alıp burjuvazi sadece askeri olarak değil, siyasi olarak gelmesi lazım. Parti bu bakımdan da gerekli muazzam bir program ve strateji dehası olması lazım. Kolektif olarak. Sakın bir insanla bastırıyorum zannetmeyin. Partinin bu bakımdan işçi sınıfının beyni gibi olması lazım. Karşıda muazzam bir entelektüel güç var. Teori Marx'tan Lenin'e, Trotsky'ye, başkalarına, büyük Marksistlere her zaman çok önemli olmuştur. Hep mücadele edeceksiniz, hep kendinizi teorik olarak geliştireceksiniz. Engels, Lenin anlatıyor şeyde ne yapmalıydı. Engels, üç alan sayıyor. Pratik ekonomik mücadele ediyor. Yani sınıfın demin anlattığım şeyleri, mücadeleleri. Politik mücadele ediyor. Yani devlet üzerine verilen mücadele. Teorik mücadele. Weber, şeyde oturduğu zaman Londra'da
oturduğu zaman Marx'la devamlı görüşüyor, şikayet ediyor. Bizi devamlı diyor şeye gönderildi diyor. İngilizce bir şey nedir? British Museum. Şeyin çalıştığı, Marx'ın çalıştığı. Devamlı öğrenin. Devamlı mücadele edeceksiniz ama aynı zamanda da elinizden geldiğince öğreneceksiniz. Onun için bu seminerde bu bir bakıma tam da o eksikliği bırakmayalım diye yapıyoruz. Bu başlangıç. Yani, rica ederim.